Bir önceki videoda beklenen değerin ne olduğundan bahsetmiş ve bunun popülasyon ortalamasıyla aynı şey olduğunu görmüştük. Ancak söz konusu olan rassal bir değişken olduğunda popülasyon sonsuz olduğundan dolayı popülasyonun bütün terimlerini bir bir değerlendirip ortalamalarını bulmak imkansızdır. Bundan dolayı terimlerin gerçekleşme olasılıkları ya da frekanslarını kullanarak ağırlıklı bir toplam buluruz. Bu elimizdeki terimleri toplayıp terim sayısına bölmekle aynı şeydi ve sonsuz sayıda terimi olan bir popülasyonla da işe yarıyordu. Bunun nedeni rassal değişkeni üreten deneyi devam ettirebilecek olmamızdı. Bundan sonra da özel binom dağılımlarının özellikle de yazı tura atma deneyinin beklenen değerlerini hesaplamıştık. Bu videoda ise ortalama ya da binom dağılımının beklenen değeri için genel bir formül bulmaya çalışacağız. X adını verdiğimiz rassal değişkeni n deneme sonunda olasılığı p olan başarılı sonuç sayısı olarak tanımlayalım. Gördüğünüz gibi son derece genel ifadeler kullanıyorum. Bunun yerine 10 yazı tura atışı sonunda olasılığı 0,5 olan tura gelme sayısı da diyebilirdim. Evet bu iki ifade birbirinin aynısı ama bunun genel bir ifade olduğunu bir kere daha tekrarlamak istiyorum ve artık beklenen değerin ne olduğunu bulabiliriz. Bu rassal değişkenin olasılık dağılımının ne olduğunu bulacak olur isek bir çan eğrisi elde edeceğimizi de görebilirsiniz. Çan eğrilerinin ne olduklarından daha sonra bahsedeceğiz. Şimdi bunu hesaplamadan size cevabın ne olduğunu söylemek istiyorum. Neden diyecek olursanız cevap aslında son derece mantıklı ve düşünerek bulabileceğimiz bir cevap da ondan. Bu rassal değişkenin beklenen değeri n çarpı p'ye eşittir. Bunun zaman zaman p çarpı Çarpı ne olarak ifade edildiğini de görebilirsiniz. Sıkıntı yok. Biraz daha anlaşılır olması için x'in, bunu farklı bir renkle yazalım. Evet, x isabetli serbest atış sayısına eşit olsun. 10 atış sonunda yaptığım isabetli serbest atışların sayısı ve serbest atış yüzdemde mesela yüzde 40 olsun. 10 atış sonunda isabetli serbest atışların beklenen değerini bulabiliriz. Evet, 10 atış sonunda isabetli serbest atışların beklenen değerini olasılıkla yaptığım atış sayısını çarparak bulabilirim. Olasılık yani 0.4 çarpı atış sayısı yani 10'dan beklenen değeri 4 olarak buluruz. Bu beklenen değerin yapacağınız atış sayısı olduğunu düşünmeyin çünkü olasılık dağılımları bazen gerçekten de garip olabiliyorlar. Ama binom dağılımı söz konusu olduğunda bunun böyle olacağını bilmelisiniz. Bu atacağınız basket sayısının beklenen değeridir. Bunun olasılığı en yüksek sonuç olduğunu da düşünebilirsiniz. Serbest atış yüzdeniz eğer yüzde 40 sa ve 10 tane serbest atış yapacaksanız bunlardan 4 tanesinin isabetli olacağını bekleyebilirsiniz. İsabetli atışlarınızın sayısı 6 ya da 3 de olabilir elbette. Ancak olasılığı en yüksek sonuç budur. Size nasıl düşündüğümü de göstermek istiyorum. Her bir atışta atışın isabetli olmasının olasılığı %40 öyle değil mi? O halde her defasında bir atışın %40'ını yapacağımızı düşünebiliriz. Bu şekilde düşündüğümüzde de eğer toplam 10 atış yapıyorsak yaptığımız tam atışların sayısı 4'e eşit olur. Evet bu şekilde düşünmek bana her zaman mantıklı gelmiştir. Tabii siz böyle düşünmek zorunda değilsiniz. Şimdi de bunun binom dağılımına sahip herhangi bir rassal değişken için doğru olduğunu göstermek istiyorum. Bir binom dağılımında x'in k'ya eşit olmasının olasılığı nedir? Bu şekilde genel ifadeler kullanarak yazınca işlerin zaman zaman çok karmaşıklaştığının farkındayım ama bunu serbest atış örneği üzerinden düşünecek olur ise K'nın mesela 3 olduğunu varsayalım aslında 3 isabetli atış yapmanın olasılığından bahsettiğimi de düşünebilirsiniz. Peki. N tane atıştan K tanesini seçeceğiz. Böyle yaptığımızı daha önceki videolardan hatırlıyor olmalısınız. Bunu bir de bu denemelerden birinin olasılığı ile çarpmamız lazım. Eğer K tane atış yapıyorsam bunların isabetli olmasının olasılığı p üzeri k'dır öyle değil mi? Bunun p çarpı p çarpı p olduğunu da yani eğer k tane atış yapıyorsam isabetli olmasının olasılığının k tane p'nin çarpımı olduğunu da düşünebilirsiniz. Geri kalan atışlarda da ıskalamam lazım. Iskanın olasılığı 1 eksi p'dir değil mi? Peki kaç tane atış vardı? n tane atıştan k tanesi isabetliyse ıskaladığım atışların sayısı da n eksi k olur. Herhangi bir binom dağılımında k tane başarılı sonucun olasılığını bu şekilde bulabilirsiniz. Beklenen değer ise, e, rassal bir değişkenin beklenen değeri desem daha iyi olacak, olasılıkların ağırlıklı toplamıydı öyle değil mi? Bu arada kafanızı da çok fazla karıştırmak istemiyorum. Bu videoda öğrenmemiz gereken şey aslında bu ve eğer bu konuda kendinizi rahat hissediyorsanız herhangi bir sorun yok. İşler şimdi biraz teknikleşecek ama sonunda umarım sigma gösterimi, toplamlar ve binom katsayıları konusunda kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Peki, beklenen değer, bunların her birinin olasılıklarının ağırlıklı toplamıydı. x'in k'ya eşit olmasının olasılığı, bunu k ile çarpacağız ve bunu olası her k için birbirine ekleyeceğiz. Bu durumda x'in yani bir binom dağılımı ile tanımlanan bu rassal değişkenin beklenen değeri e, k'nın alabileceği tüm değerleri toplayacağız. k eşittir sıfırdan ki serbest atış örneğinde bunun tüm atışlarımın ıska olması durumu olduğunu düşünebilirsiniz. Evet k eşittir sıfırdan n'e kadar dediğimizde n tane atışı değerlendirmiş oluruz. Bunların her biri için k'yı yani k tane atış sayısını k tane atış yapma olasılığı ile çarpacağız. K tane atış yapmamın olasılığı neydi? Evet, işte burada. K çarpı n'den K tanesini seçiyoruz. P üzeri K çarpı 1 eksi P üzeri n eksi K. Şimdi de bununla biraz oynayalım. K'nın sıfırdan n'ye kadar olan değerlerini hesaba katacağız ve bunların ilkinde k sıfıra eşit olacak. K sıfır olduğunda da birinci terimin tamamı sıfır olacak ve bu da birinci terimin buradaki toplama herhangi bir katkısı olmayacağı anlamına gelir. Şunu hemen not edeyim. Evet bu toplamı sıfır çarpı N'den 0 tane seçiyoruz çarpı p üzeri 0 çarpı 1 eksi p üzeri n eksi 0 artı 1 çarpı n'den 1 tane seçiyoruz p üzeri 1 çarpı 1 eksi p üzeri n eksi 1. Bunu k n'ye eşit olana kadar yapıyorsunuz. Bunu da yazalım n çarpı n'den n tane seçiyoruz. Çarpı p üzeri n çarpı 1 eksi p üzeri n eksi n. Bu toplamı açık bir şekilde yazarsak işte bu ifadeyi elde ederiz. Anlaştık mı? Az önce bunun yani birinci terimin sıfıra eşit olacağını söylemiştim. K sıfıra eşit olduğu zaman bu terimde sıfır değerini alır. Çünkü sıfırla neyi çarparsanız çarpın sonuç sıfır olacaktır. Bu yüzden de bu terimi göz ardı ederek toplamın buradaki terimlerin toplamına eşit olacağını yazabiliriz. O halde bir kere daha yazayım. X rassal değişkeninin beklenen değeri eşittir. K'nın sıfır eşit olduğu durumu değerlendirmeyeceğiz yani k'nın 1'den n'e kadar olan değerlerini ele alacağız. k çarpı n'den k tane seçiyoruz. Çarpı p üzeri k çarpı 1 eksi p üzeri n eksi k. Evet, şimdi bakalım başka bir şey yapabilecek miyiz? Şu ana kadar birinci terimden kurtulduk çünkü bu sayede yukarıdaki ifadeyi elde edeceğiz. İsterseniz binom katsayısını yazalım ve bakalım onunla bir yere varabilecek miyiz? Hmm, bu danesi eh, evet ne hoş, şimdi hiç sırası değil. Tamam, ne diyordum? Binom katsayısını yazacaktık. Evet, k'nın birden n'ye kadar olan değerleri k çarpı bunu n faktöriyel bölü k faktöriyel çarpı n eksi k faktöriyel olarak yazabiliriz ve çarpı p üzeri k çarpı 1 eksi p üzeri n eksi k. K'yı K faktöriyele bölersek sonuç ne olur? Şöyle yazarsam daha iyi olabilir. Ee, K faktöriyel K çarpı K eksi 1 çarpı K eksi 2 diye başlar ve 1'e varana kadar bu şekilde devam eder. Bu da K faktöriyeli K çarpı K eksi 1 faktöriyel olarak yazabileceğimiz anlamına gelir öyle değil mi? K çarpı K'dan 1 eksik sayıyla başlayıp 1'e kadar olan tüm sayı sayıları birbiriyle çarpınca k eksi 1 faktöriyeli elde ederiz. Peki hemen yazıyorum. k çarpı k eksi 1 faktöriyel. Bunu yapınca bu k ile bu k birbirini götürecek. Evet üzerlerini çiziyorum. Şimdi şuradan devam edelim. Toplam simgesini koyuyorum. k'nın 1'den n'e kadar olan değerleri n faktöriyel bölü k eksi 1 faktöriyel çarpı n eksi k faktöriyel evet çarpı p üzeri k çarpı 1 eksi p üzeri n eksi k. Şimdi başka bir sadeleştirme yapabilir miyiz? Sonuç olarak n çarpı p elde etmek istediğimiz için bunu n çarpı p parantezine alıp geriye kalanların 1'e eşit olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bundan önce de n faktöryeli n çarpı n eksi 1 faktöriyel olarak yazalım. p üzeri k yerine de p çarpı p üzeri k eksi 1 yazalım. Bu n ve bu p'yi parantezin dışına taşıyınca da n çarpı p çarpı toplam işareti k'nın birden n'ye kadar olan değerleri ve n eksi 1 faktöriyel bölü k eksi 1 faktöriyel çarpı n eksi k faktöriyel çarpı p üzeri k eksi 1 çarpı 1 eksi P üzeri n eksi k. Sona yaklaştık. Rassal değişkenin beklenen değerinin n çarpı p olmasını istiyoruz. Yani bunun buna eşit olması lazım ve bunun için de bunun 1'e eşit olduğunu göstermemiz yeterli olacak. Şimdi işimizi kolaylaştıracak bir şey yapıp k eksi 1 yerine a yazacağım. Evet b de n eksi 1'e eşit olsun. Bu durumda n eksi k neye eşit olur? Bir bakalım. a eğer k eksi 1 ise a artı 1 k'ya eşittir değil mi? Aynı şekilde eğer b de n eksi 1'e eşitse b artı 1 de n'e eşit olur. n eksi k ise a artı 1 eksi b eksi 1'e yani a eksi b'ye eşit olur. Ve bunu kullanarak da buradaki toplamı n çarpı p çarpı toplam işareti k'nın 1'den n'e kadar olan değerleri. Peki k 1'e eşit olduğunda a neye eşit olur? Evet, 0'a. Öyle değil mi? O halde bunun yerine a'nın sıfırdan, e, bir de k n'ye eşit olduğunda a'nın neye eşit olduğunu bulalım. k eğer n'ye eşitse a da n eksi 1'e eşit olur. Buraya n eksi 1 de yazabiliriz ama n eksi 1'in b'ye eşit olduğunu da bildiğimiz için bunun yerine sadece b yazacağım. Eğer kafanız karıştıysa videoyu durdurun ve bu yaptıklarımı iyice inceleyin. Herhangi bir sorun yok aslında. Zamanla bunların yerli yerine oturacaklarını göreceksiniz. Peki devam ediyorum. n eksi 1 b'ye eşit olduğundan b faktöriyel yazıyorum. Bölü k eksi 1 de a'ya eşitti. O halde bu da a faktöriyel çarpı n eksi k'nın uh, bir saniye bir saniye burada bir hata yapmışım. Bu a eksi b'ye değil, b eksi a'ya eşit olmalıydı öyle değil mi? Evet, n eksi k, n b artı 1'e eşit, k da a artı 1'e, b artı 1 eksi a eksi 1'den, evet b eksi a olmalı. Evet, n eksi k faktöriyel yerine de böylece b eksi a faktöriyel yazıyorum. Çarpı p üzeri k eksi 1, yani a çarpı 1 eksi p üzeri n eksi k yani b eksi a. Çok yaklaştık sona. Şimdi bana bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Daha basit bir şekilde yazayım. n çarpı p çarpı toplam işareti a'nın sıfırdan b'ye kadar olan değerleri bu b'den a tane seçiyoruzla aynı şeydir çarpı p üzeri a çarpı 1 eksi p üzeri b eksi a. Peki, bu nedir? Binom dağılımının her terimini değerlendireceğiz. A0 a sıfıra eşit olduğunda ve diğerleri. Bu bize a'nın her değeri için elde edeceğimiz sonuçların toplamını verir. Size hemen basit bir dağılım çizeyim. A0 a sıfıra eşit olduğunda belirli bir olasılık var a eşittir 1 için bir başka olasılık sonra olasılık artacak ve buna benzeyen bir dağılım elde edeceğiz ve bu terim buradaki kutucukların her biridir başka bir değişle bu kutucukların her birini bu terimlerden biriyle ifade edebiliriz a 0 olunca bu terim a eşittir 1 olunca bu terim a eşittir 2 olunca bu ve bu şekilde a'nın b'ye eşit olduğu duruma kadar devam ediyor bunu yaparken bütün olasılıkları topladığımızı da fark ettiniz değil mi? Rastsal değişkenin alabileceği, tüm değerlerin olasılıklarını topluyoruz ve eğer bir rassal değişkenin alabileceği tüm değerlerin olasılıklarını toplarsak sonuç olarak 1 buluruz. Eğer tam olarak anlamadıysanız, bunun tura ve e, yazı olasılığına eşit olduğunu düşünün. Ya da bir yazı tura deneyinde bir tane yazı gelmesinin olasılığı artı iki tane yazı gelmesinin olasılığı artı nokta 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 b tane yazı gelmesinin olasılığı elde edebileceğimiz sonuçların hepsinin olasılıklarını topluyoruz ve bu olasılık dağılımının toplamı da her zaman bire eşittir. Böylelikle x rassal değişkeninin beklenen değerinin de n çarpı p'ye evet eşit olduğunu bulmuş oluruz. N deneme sayısına p de denemelerde başarılı sonuç elde etmenin olasılığına eşit. Bu sadece binom dağılımları için doğrudur. Yani herhangi bir x rassal değişkeni için doğru olmayabilir. Olasılık dağılımı, binom dağılımı olan bir x rassal değişkeni. Peki, bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonrakinde görüşmek üzere.